Kalaçlar, edatlar ve geçiş kelimeleri diye üç başlığımız var. Bu üçünü beraber görüyoruz. Çünkü aynı anlama gelen bir kelimeyi bağlaç olarak, edat olarak ve geçiş kelimesi olarak da kullanabiliyoruz. Yani bu da bunun bir sistemi. Şimdi bağlaçlar ne yapar arkadaşlar? İsminden anlaşıldığı gibi iki cümleciyi birbirine bağlar. Yani bakın bu C harfi cümle ya da close şeklinde düşünebiliriz. Tamam mı? Şimdi bağlaç başa da gelebilir, ortaya da gelebilir. Başa geldiğinde biraz büyütelim daha hani yakından görmeniz için. Başa geldiğinde gördüğünüz gibi arkadaşlar ortaya virgül geliyor. Fakat bazı bağlaçlar var ortaya geldiğinde de virgülü alacak. Yani onu da görürsünüz. Zaten şu anda da şekilde de örneğin virgül for diye bir şey görüyoruz. Yani bunu görürsünüz zaten. Arkadaşlar bu cümledir. Yani cümle dediğim nedir? Şöyle bir şey çıkacak karşımıza sürekli. Cümle dediğim zaman her iki tarafta arkadaşlar özne artı fiil istiyor bizden. Yani özne artı fiil varsa orası cümledir. Şu tarafa da yazıyorum. Özne artı fiil şeklinde. Demek ki bağlacın sağında solunda özne artı fiil olacak arkadaşlar. Bu basit ve önemli bir bilgi. Bağlacı mı hocam? Bağlacın. Şimdi edatlar ise arkadaşlar kendinden sonra cümle almazlar. Bakın, edat kendinden sonra temel olarak noun dediğimiz bir yapı alır, isim yapıları alır. Ama diyeceksiniz ki bu isim yapıları nedir? Mesela drain, bakın yağmur. Ya da diyeceksiniz him, ya da diyeceksiniz ki işte oversleeping. Şimdi örneğin yağmurdan dolayı desek, because of the rain. Bakın ne olduğu isimdir. Because of him ondan dolayı bu zamirdir. Because of oversleeping bu da fiilimsi fazla uyumadan dolayı. Yani anlatmak istediğim böyle bu kısımda asla özne artı fiil görmeyeceksiniz. Yani özne artı fiil yok. Sadece isim olacak. Yine başa ortaya geçebilir. Ve üçüncü kısım arkadaşlar transitives dediğimiz geçiş kelimeleridir. Gördüğünüz gibi geçiş kelimelerinin sağında solunda arkadaşlar cümle olur. Bakın bağlacın da sağında solunda cümle olur. Bağlaç başa da gelebilir, ortaya da gelebilir. Ama transitif sadece ortadadır. Ve kendinden önce dikkat ederseniz arkadaşlar görürsünüz. Bakın ya noktalı virgül alır ya virgül alır. Arkadaşlar ya da nokta alır. Ve genelde bunlardan sonra bakın genelde diyorum görürsünüz. Kendilerinden sonra da bir virgül alırlar. Yani şu transitifin yanına da virgül atabiliriz arkadaşlar. Atın ki şey yapalım. Hani daha rahat görelim. Yani bir cümle var. O cümleden sonra nokta virgül ya da nokta daha sonra tekrar cümleyle devam. Aynen. Aynen öyle. Bunu tutup ortadan çıkarsanız cümle anlamsız kalacak. Tabii bunu anlatacağım yani nasıl olduğunu cümle üzerinde göreceğiz. Bunu konuşacağız. Şimdi geçelim arkadaşlar. Bu soldan sağ kutumuz dedik ya. Şimdi bu bağlaç olanlar var demiştik. Mesela because, since, as. Bu üçü en yaygınıdır. Bu yüzden ilk başta bunları görüyoruz. Bunların virgül for ve in that versiyonu var. Örnek cümlelerle de göreceğiz. Sonra in so much as, in as much as diye bir kalıbımız var arkadaşlar. Bunları da göreceğiz. Şöyle şu bir İngiliz arkadaş vardı Andrew diye. Andrew'ya demiştim ki bu in so much as'i kullanıyor musunuz? O demişti ki maybe my great grandfather used that. Diyor belki benim büyük büyük dedem kullanmıştı bunu. Adamlar şu kısmı silmişler geriye as kalmış. Bakın bu as de şuradaki as zaten. Gördüğünüz gibi yani adamlar as'i yani bu oradan getirmiş. Ya bu yüzden belirttiğim gibi şu şeyi sileceğiz arkadaşlar. Şu yani sileceğiz diyorum da ama sınavda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Tek tük sınavda uzun halini verdiler. Niye bunu söylüyorum? Çünkü insanlar bunu görünce insan aklına ne geliyor biliyor musunuz? As much as, so much as miktar belirten karşılaştırmalar geliyor. O yüzden şey yapılıyor. Ben bunu sildim şu anda ekranda ama silmeyin. Yani o uzun silinebildiğini de görün. Fakat aklınızda her iki hali de kalsın. Çünkü size sorularda bunu göreceğiz. Hocam bunlar bağlaç değil mi? Bağlaç, hepsi bağlaç. Yerleri preposition. Preposition. Altlarına bir de karışmasın diye onu da yazdım arkadaşlar. İşte şuraya conjunction yazmışım örneğin. Bakın şuraya preposition yazmışım. Yine de şey olmasın diye. Garantiye alalım diye. Preposition ne? Edat. Edat. Edatlar. Diğeri? Geçiş. Geçiş.
Sonra arkadaşlar now that diye bir bağlacımız var. Now kelimesinden dolayı dikkat ederseniz şimdiki zamana gönderme yapmış. Because now. Yani siz bu now that'te sadece şimdiki zamanları kullanacaksınız. Bunları zaten burada örneklerle göreceğiz. Bir de seeing that ve seeing as var. That lazy de atabiliyoruz arkadaşlar. Öyle bir durum da var. Şimdi aynı şekilde bunları böyle bağlaç olarak gördük ya arkadaşlar. Bunların aynı anlamını veren edatları var. Because of, due to, owing to, on account of, in view of, thanks to, as a consequence of, as a result of. Bunları akademik çeviride ve diğer soru çözümlerinde defalarca gördünüz. Karşımıza çıktı. Yani şey olarak akademik çeviride de bunlar var. O yüzden diyorum. Sonra arkadaşlar diğer gruba bakalım. Şimdi bu grupta da geçiş kelimesi olan, bu yüzden böylece dediğimiz so, therefore, consequently, as a consequence, hence, thus, as a result, for this reason, accordingly, that's why gibi kelimeler var. Bir sürü kelime var arkadaşlar. Türkçede de var aslında. Mesela Türkçede de diyorlar ya, zira, velev ki, mamafi, bilmem ne var aklı. Şu Süleyman Demirel'in kullandığı kelimeler falan var ya. İşte benim söyleyemediğim o kelime var arkadaşlar. Yani bunun gibi bir sürü bağlaç aslında her dilde var. Fakat ne oluyor? İnsanlar konuşunca mesela bu grupta so'yu kullanıyor. Bu grupta diyelim because of'u kullanıyor. Mesela ve anlamına gelen, örneğin and anlamına gelen moreover, besides, furthermore gibi bir sürü kelime var. Ama biz konuşurken sadece and'i kullanıyoruz. Ama yazı dili öyle değil. Yazı dili kişinin böyle kendi hayal dünyasını, kendi ifade etme dünyasıyla baş başa kaldığı ve kendi böyle gücünü göstermek istediği bir alandır. O yüzden öyle olduğu için kişi gidip size 16. yüzyıldan da kelime kullanabilir ya da kendisi bir kelime de uydurabilir. Yani biz de çeviri işinde de olduğumuz için biz de kelimeler uyduruyoruz demeyeyim ama üretmeye çalışıyoruz, üretiyoruz yani bu şekilde. Şimdi bu yüzden böyle şey bunlar karşımıza çıkıyor. Ama burada hikaye ne biliyor musunuz arkadaşlar? Önemli olan şey şu. Bakın ister conjunction dediğimiz bağlaç olsun, ister edat olsun, ister geçiş kelimesi olsun. Burada anlamlar aslında aynı. Fakat yapı değişiyor, cümle yapısı değişiyor. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Ona bakalım. Hemen altta bir örneğimiz var arkadaşlar. Aynı örneği her üç şeye göre yazdım. Bakın, since Tom lied to Jane, Jane has decided to finish her relationship with him. Tom, Jane'e yalan söylediği için. Bu arada özne fiilim var mı? Var değil mi arkadaşlar, gördünüz mü? Özne fiil var. Tom özne. Bakın üstüne yazayım. Tom özne. Lied'a fiil. Bir küçüktü. Şeklinde. Demek ki özne fiil olunca şu üst kutudan because, since, as kutusundan birini alabiliyorum. Since Tom lied to Jane, Jane has decided to finish her relationship with him. Jane onunla ilişkisini bitirmeye karar verdi. Bakın ne olmuş? Sebep sonuç var. Yalan söylediği için. Due to his lies, bu his'in kim olduğunu bildiğimiz için Tom demedim. Tom's lies demedim. Tom'un yalanlarından dolayı. Normalde biz buraya şey de yazabilirdik arkadaşlar. Şöyle şu araya atayım. Due to Tom's lying. Tom'un yalan söylemesinden dolayı da diyebilirdim arkadaşlar. Yani ama şey artık o Tom'u bildiğimiz için söylemedim orada. Neyse diyor ki Jane ona ilişkisini bitirmeye karar verdi. Bu da edatla yapılan bir kısım. Edat neydi? Yanına fiil şey almazdı arkadaşlar konuştuğumuz gibi. Dedi ki yanına ne alacak? Yaz, isim yapılarından birini alacak. Zamir almış. Sorun değil. Burada da zaten özüne fiilimizi görmüştünüz. Şimdi üçüncü cümle de şu. Önce sebep olacak, sonra sonuç. Tom lied to Jane. Tom Jane'e yalan söyledi. Therefore, bu yüzden Jane ona ilişkisini bitirmeye karar verdi. Bakın dikkat ederseniz arada noktalı virgül var. Therefore'dan sonra virgül var. Ve bu şekilde bir geçiş karşımıza çıkmış oluyor. Her üç cümleye de dikkat ederseniz arkadaşlar, üç aynı anlam, mesaj aynı. Ama ifade şekli değişti. Bu bir sürü dilde böyledir arkadaşlar. İşte mesela diyelim ki bazen makale filan düzeltmesi yapıyoruz. İşte örneğin ya da bazen dergilere hakemlik yapıyoruz dil anlamında. Örneğin düzeltmesek bile böyle şeyleri gördüğümüzde biz böyle uyarılar veriyoruz. Şimdi başka bir şey ekleyeceğim buraya arkadaşlar. Birinci ve üçüncü cümlede fiil var değil mi? İkinci cümlede fiil yok. Şimdi siz yüksek lisans, doktora, üniversite, akademisyenlik böyle bir sürece gireceksiniz.
Makale yazacaksınız, makale okuyacaksınız. Makalelerin çoğunda arkadaşlar isim yapılarını kullanıyorlar. Kullanıyoruz da. Niye böyle bir şey var? Çünkü bir makalede bir olgu diyeyim daha çok anlatılır. Bir kavram anlatılır, bir fenomen anlatılır. Yani o buraya gitti, onu, o işte deneyde bunu kullandı, deney böyle değişti demiyor. Örneğin diyor ki işte suda klorun kullanılması pek çok değişkeni değişebilmem sebep olur gibisinden. Yani isim yapıları, kalıpları çok kullanılacak. Bu yüzden makale yazarken biz örneğin düzeltme yaptığımız zaman en çok ikinci edatlarla cümle oluşturmaya başvuruyoruz. Niye? Çünkü bahsettiğim olgular, kavramlar, isimler, soyut kavramlar bunlar da daha çok bu şekilde ifade ediliyor. Bu yüzden bunları iyi öğrenmeniz ve ikincisini de iyi kullanabilmeniz gerekecek gelecekte. Çünkü makale yazacaksınız. Yani gidip deseniz ki işte Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyuna klor attık. Ama öyle denmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyuna klor atılması su kalitesinin yükselmesine bununla birlikte buna bilmem ne oldu. Tabii şimdi sizin karşınızda Türkçemi konuşturamıyorum. Sizde gayet iyi bir Türkçe var o yüzden. Yani ama mantık şu, yapılması edilmesi gibi isim yapıları kullanıyor. Bu yüzden bu anlamda çok karşımıza çıkacak. Yani bu üç örnek gördüğünüz gibi aynı şeydi. Üç örnekte mesaj aynıydı. Ama ne oldu? Bağlaç, edat ve geçiş kelimesi diye bunu gördük. Şimdi şu diğer örneğimize bakalım. Bu arkadaşlar for örneği. He didn't want to come for he had to go to hospital. Hastaneye gitmek zorunda olduğu için gelmeyi istemedi şeklinde çeviriyoruz. Bakın virgül for cümlenin ortasında. Arkadaşlar bir for daha var. For 3 months, for 5 years. O nedir? Süre belirten bir. Bu o ayrı bir şeydir. O şu an bu konuştuğumuz o değil. Bu bahsettiğimiz virgül for bir bağlaçtır ve sebep belirtir. Bu virgül for'u cümlenin başına getiremeyiz. Çünkü hiçbir cümleye virgülle başlayamazsınız. Bunu yaparsanız dillerin katli diye 10 ciltlik bir kitap yazmış olursunuz. O yüzden öyle bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. He didn't want to come for he had to go to hospital. Hastaneye gitmek zorunda olduğu için gelmedi. He didn't want to come in that he had to go to hospital. Yine kullanabiliyoruz. In that tabii ki burada dığı için anlamına geliyor. Bir de bakımından. Örneğin mesela Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Cumhuriyeti cumhuriyet olma bakımından dediğiniz zaman işte Turkish Republic and Qatar Republic are same in that they are both republic. Mesela in that'i ortak nokta bakımından şeklinde de verebiliyoruz. Onu da öyle görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de now that'i görmüştük birinci kutuda. Now that hatırlarsanız dedim ki present tense, present perfect tense'lerle özellikle kullanılır. Örneğin çocuğunu tutturmuş diyor ben evleneceğim. Yaşı 17. Örneğin olmuyor. 18'e gelince biz diyoruz ki now that you are 18 you can marry. Artık 18 yaşında olduğuna göre, 18 yaşına geldiğine göre evlenebilirsin. Bakın burada dikkat edin. You are demişiz. Ya da now that we have finished our subject we can read. Subject, konu, ders. Şu anda konumuzu bitirdiğimize göre okuma yapabiliriz şeklinde arkadaşlar. Zaten şu now kelimesi size paslı bir şeyin olmayacağını hatırlatır diye düşünüyorum. Böyle bir şey diyorlar ya, gaflet ve dalalete girmeyiz arkadaşlar. Now that. Geçelim arkadaşlar. Bir sorumuz var. Küçük bir soru. Boşluk ve soru. Üç seçenekli bir soru. Bu soruya bakmanızı istiyorum. Bir bakın. Cevap A, B, C hangisi? Arkadaşlar the e-book demiş. E-book isim mi? İsim. Peki fiil ve yardımcı fiil var mı? Var. Var. Kahretsin. Özne fiil oldu değil mi? Özne ama fiilse... For veya since başa gelemez. For başa gelmiyor. Since. Virgül for gelmiyor. O birinci kutuda for ve in de tarih diğerleri başa da gelir ortaya da gider. Şimdi arkadaşlar bu durumda gördüğünüz gibi for şeyden dolayı gelmiyor. Virgülden dolayı gelmiyor. Arkadaşlar due to ise isimle kullanıldığı için gelmiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi burada bir özne bir fiil var. Bir özne ve fiilim olduğu için arkadaşlar belirttiğimiz şey ne olacak? Since, because, as olacak.
Şöyle bir özne, buraya da bir fiil yazıyorum. Yapacağım. Since the ebook was too big, I couldn't download it. E-kitap çok büyük olduğu için indiremedim, download yapamadım. Şimdi bu kitap, bu soru arkadaşlar KPDS'de çıkmış gerçek bir soru. Sadece bu e-book demişti ya, o kitabın adı, orada kitap soruda demiş ki The e-book of Robinson Crusoe was too big. Sadece Robinson Crusoe'nun kitabı demişti, onu yazmadım. Bu soru normalde kolay bir soru. Ama aynı zamanda zor bir soru. Bu soruyu zor yapan seçenekler. Çünkü 3 seçenek for, since ve due to Türkçe'de the için ben dolayı anlamına geliyor. Artı mesela şu anda siz bu bilgiyi hazır, taze aldığınız için bu soruyu çok iyi, hızlı çözdünüz. Yani niye virgül for dedik başa gelmez, due to yanına cümle almaz demiştik. Bu yüzden bu bilgiyi çözdünüz. Ama aynı zamanda şimdi ne çıktı karşımıza arkadaşlar? Geriye bir since kalmış oldu. Ama şey, cümle zor değil ya. Soru kökü, soru kökeni zor değil. İşte böyle adamlar böyle sorular da soruyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç örnek görelim arkadaşlar. Bu örnekler üzerinden bunu bakalım. I am forever on a diet since I put on weight easily. Çevirmek isteyen var mı? Nasıl çevirebiliriz? Bilmediğiniz kelime varsa söylerim. Forever, sonsuza kadar. Ortaokul öğrencileri hocam hep defterin arkasına şey yazar. I love you forever. Dikkatinizi çekmiştir. Ben hocam ortaokulda çalıştım. İngilizce derste hepsi öyle yazıyor. Ben diyorum bu nasıl bir forever'miş. 2 hafta sonra başka biriyle çıkıyorlar. Yani hemen satıyorlar. Değil mi? Kolaylıkla rahat kilo verdiğim için sonsuza kadar diyet yapabilirim. I'm forever on a diet. Yok, sonsuza kadar diyetteyim. Verdiğim için değil, aldığım için arkadaşlar. Kolaylıkla kilo aldığım için mantık ters oluyor. Kolaylıkla kilo aldığım için ya da sürekli kilo aldığım için sonsuza kadar diyette olabilirim. Diyet yapmam gerekebilir arkadaşlar. We thought that since we were in the area, we would stop by and see them. Biz burada olduğumuz için, bakın bölgede olduğumuz için durup ziyaret etmeyi düşündük. 3. Seeing you are going to. Birinci kutu arkadaşlar, en son iki kelime. Seeing that, seeing as'i hatırladınız mı? Seeing that, seeing as. Arkadaşlar o da the için o that'ler atılabilir. Seeing you are going to get her mail, would you mind getting mine too? Diyor işte onun mailini, onun mektubunu almaya gittiğin için. Zaten gidiyorsun ya, madem ki gidiyorsun benimkini de almanın bir sakıncası var mı? Would you mind neydi? Sakıncası var mı? Seni rahatsız eder mi diye görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Bu şekilde görüyorduk. Bu yüzden seeing zaten gidiyorsun. Madem gidiyorsun benimkini de almanın bir sakıncası var mı anlamına geliyor. He is only 17 and therefore not eligible to vote. O daha 17 yaşında. Bakın normalde therefore nasıldı? İki virgül arasında kullanılırdı. Geçişliydi değil mi? Ama burada and kelimesi var diye cümle yumuşamış. Cümledeki virgül virgül kopmuş. Bu yüzden eğer and therefore derseniz orayı vurgulayalım arkadaşlar. O zaman virgüle falan gerek kalmayabilir. Diyor ki o daha 17'sinde oy kullanmaya yetkisine sahip değil. Normalde eligible reşit olmak anlamına geliyor. Yani oy kullanmak için reşit değil. Yani şeklinde. Vote, oy kullanmak. Böyle Amerika seçimlerinde biliyorsunuz hep seçimlerden önce haberlerde millet meydanlara dökülüyor. Örneğin der ki vote for Clinton, vote for Trump. Hep böyle şeyler der ya, buna oy ver şeklinde. There is still much to discuss. Halen tartışacak çok şey var. Ben de örneği Amerika'dan verdim. Gören diyecek Amerika'da yaşıyorlar. Hiç burada, bizim burada seçim meçim yok. Sadece orada var. Okay. And there is still much to discuss. We shall therefore, bakın iki virgülü özne ve yardımcı fiilden sonraya atmışlar. We shall therefore return to this item at our next meeting. Diyor ki tartışacak çok şey var. Bu yüzden bu konuyu bir sonraki toplantımızda tartışalım şeklini. This poses a threat. Arkadaşlar poses, Türkçe'de poz vermek diye bir deyim var ya. Fotoğraf çekerken diyor hadi bir poz ver, fotoğrafını çekeyim filan. O poz vermek fiil ve isim olarak İngilizce'den geliyor. Poz, gösteriş, poz vermek anlamına geliyor. Burada göstermek demek. Diyor ki bu durum tarıma bir tehdit oluşturmakta. Threat, tehdit demek. Tarıma tehdit. And the food chain neydi? Besin zincirine tehdit oluşturuyor. Ve sonuç olarak işte therefore'un yerine consequently var insan sağlığına.
Demek ki bu durum neyse sırasıyla tarıma, besin zincirine ve insan sağlığına tehdit oluşturmakta arkadaşlar. Şeklinde. She failed her exams. Fail, kalmak, başarmamak. O sınavlarında kaldı, geçmedi. And was consequently unable to start her studies at college. Ve o sınavları geçemedi ve sonuç olarak kolejde, yani üniversitede işte çalışmalarına başlayamadı şeklinde. Arkadaşlar şimdi burada birinci kutuda gördüğümüz şeyi bir daha tekrar edeceğim size. Birinci, bu ilk gördüğümüz yer. Biz burada sebep sonuç satırını gördük. Ama bundan önce bu tabloyu ben üçe ayırdım. Bağlaçlar, edatlar ve geçiş kelimeleri göre diye üçe ayırdım. Girişte şablonda ne olduğunu görüyorsunuz. Bağlaçlar cümleyle, edatlar isimlerle, geçiş kelimeleri de cümleyle fakat sadece ortada kullanılıyordu. Sadece bir soru çözerken şu kelimeleri biraz tanımanız gerekecek. Onun için de bugün dersimiz bitmeden bağlaçlarla ilgili soru çözeceğiz. O sorularda da bunları göreceğiz. Yani tabii ki hepsinin mutlaka kendine özgü kuralları da olabilir. Şimdi ikinci satıra geçiyoruz. İkinci satır arkadaşlar gördüğünüz gibi zıtlık satırı. Yani şu ana kadar gördüğümüz her şey sebep sonuçtu. Bir şey bir şeyin sebebiydi, bir şey bir şeyin sonucuydu şeklinde diyelim. Öyle görüyoruz. Şimdi arkadaşlar although, though, even though, whereas, while, much as bunları hatırlarsınız. Rağmen demek bunlar arkadaşlar. Bunlar arasında herhalde en az duyduğunuz much as'dir değil mi? Much as çok yaygın değil çünkü. Arkadaşlar much as diyebilirim. Much as dışında da şöyle bir şey bile kullanabilir miyim? Örneğin young as desem bu da rağmen demektir arkadaşlar. Cold as desem soğuk olmasına rağmen, genç olmasına rağmen. Demek ki bir sıfatın yanına as gelirse rağmen anlamı veriyor arkadaşlar. Bunu sizin akademik çeviride ve ileri düzey metin analizi yapacağım sizinle. Orada da bunu göreceğiz arkadaşlar. Başa gelse, en başta cümleye as'le başlarsanız olarak olurdu. Şu arkadaşlar don'un yanına bir virgül var. O virgülü unutmayın. Ben size hatırlatacağım az sonra. Sonra ikinci satırda arkadaşlar hatırlarsanız az önce ben dedim ki bu arada şöyle söyleyeyim. Notu, şekilleri, ben bu bilgileri düzenlerken ne yaptım? Bakın bağlaçlar ilk sütuna, edatlar ikinci sütuna, geçiş kelimeleri üçüncü sütuna geldi. Ben bilerek öyle eleştirdim ki yani beyniniz bağlacı nerede, edatı nerede ve şey nerede olduğunu görsün. Yani bunu niye söylüyorum? Şu anda ikinci kutuya geçtiğimde demek ki edata geçtim. Yani şöyle tabii ki bir en son kutuda biraz bu süre değişecek, bu şey değişecek. Onu göre konuşacağız zaten. Şimdi Tom'u geçelim. En son Tom'un yalanlarında kalmıştık. Az önce 5 dakika önce. Yukarısı olumlu, olumlu, olumsuz, olumsuz. Yani negatif sebep negatif sonuç doğurur. Doğru diyorsun. Pozitif sebep pozitif sonuç doğurur. Aynen. Şimdi arkadaşlar despite, in spite of ve notwithstanding. Bunlar yine isim alır. Bakın hatta yanına yazmışım cümle almaz. Noun, pronoun, gerund alır. Yani bu noun, pronoun, gerund hepsi isim yapısı demektir arkadaşlar. Burada boş yerim vardı o yüzden rahat rahat yazdım. Diğerinde yoktu arkadaşlar. Şimdi bir de üçüncü kutuya geçiyorum. Üçüncü kutu... Erağmen, hepsi erağmen demek. Arkadaşlar üçüncü kutuda bunların hepsi geçiş kelimesidir ama hepsi %100 aynı anlama gelmiyor. İlk üçü arkadaşlar noktalamasına kadar da özellikle yazdım ki gözünüz alışsın. Bu üçünü özellikle bu şekilde kullanıyoruz. Tabii ki bu gruba biz ne diyoruz arkadaşlar? But grubu diyoruz. Yani but grubu denildiği zaman bunu özellikle ben kullanıyorum. However, nevertheless, nonetheless'i görüyoruz. Her sarılar ve but aynı anlamda. Fakat ama anlamına geliyor. On the other hand ile on the contrary'in Türkçesi ne? Çok güzel. Şöyle. On the other hand dediğim zaman arkadaşlar şey bir yandan diyeyim. Diğerine de öte yandan diyorum. Hayır öte yandan değil. O şey arkadaşlar on the other hand. Yok üstteki öte yandan. Şimdi farkını da söyleyeceğim. Öte yandan. Alttaki de tam aksine. Soru çözerken bunun bir eş anlamı da arkadaşlar karşımıza şey in contrast diye geçiyor. Yani bunu da görebiliyorsunuz. In contrast şeklinde. But still, yet still ve still kelimeleri de arkadaşlar yine bize şey veriyor.
Bakın stil, bad stil, yes, bu üçü de eş anlamlı arkadaşlar. Onu görelim. Şimdi bunlarla ilgili örnekler görelim aşağıda. Hangi anlama geliyor? Fakat yine de, ama yine de. Arkadaşlar öncelikle yukarıda yaptığımız gibi aynı cümleyi bağlaç, edat ve geçiş kelimesi şeklinde verdim. Though the weather was very foggy. Foggy neydi? Sisli. Sisli. Sis değil mi? Though the weather kutunun hemen altında arkadaşlar. Hava çok sisli olmasına rağmen. Burada özne fiil var mı birinci cümlede? The weather özne was fiil. Yardımcı fiil. The ferry trips were not called off. Hava çok sisli olmasına rağmen feribot turları iptal edilmedi. Despite the foggy weather, the ferry trips were not called off. Sisli havaya rağmen diyor feribot turları iptal edilmedi diyoruz arkadaşlar. Bakın bu defa isim var. Tabi ismin önüne sıfat da gelmiş ama vurgun nerede görüyorsunuz isimde. Bu the weather was zaten onu çizmişim gördüğünüz gibi. Bir de üçüncü örneğe bakalım. The weather was very foggy. However, the ferry trips were not called off. Hava çok sisliydi ama yine de diyor turlar iptal edilmedi diye çeviriyoruz arkadaşlar. Yine noktalı virgül virgül cümlenin arkadaşlar ortasına gelmiş. Az önce söylediğim bilgiyi tekrar edeceğim. Aynı cümleyi arkadaşlar 3 farklı yapıyla anlatabiliriz. Bu şeyi Türkçe'de de yapabiliriz. Şimdi şöyle biz Türkçe'yi yabancı bir dil olarak öğrenmediğimiz için bize bu şekilde öğretilmiyor. Yani cümle kurulumları bize öğretilmiyor. Çünkü cümleyi zaten isteyen istediği şekilde kurabiliyor. Hatta çok kitap okuyanlar Orhan Pamuk'un cümleleri gibi işte 4 sayfa sonra noktaya da gelebiliyor. Tabii bu kişisel bir tercih. Ama burada ne var? Yani aslında bu mantık. Yani tercih de olabilir, dilden dile de değişen bir şey olabilir ama hava soğuk olmasına rağmen, havaya rağmen, hava şey sisli havaya, hava sisli olduğu için, sisli havaya rağmen ya da hava sisliydi fakat yine de gibi bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Aslında bunlar Türkçe'de de var, yok değil. Bunun gibi bir sürü örnek de bulabilirsiniz. Yani internette de doğrudan bu konuyu yazsanız görürsünüz. Elinizde farklı bir gramer kaynağınız varsa o kaynağın sadece örnek cümlelerine bakabilirsiniz. Genelde öğrencilerde şey görüyorum. Şu sınav mınav kitapları oluyor ya. Sınav kitapları, sınav hazırlık kitapları. Onlarda gramer anlatımı oluyor. Bazı kitapların Türkçe örnek cümlesi de olabiliyor. Yani eğer sizde varsa o İngilizce örnekle Türkçe örneği karşılaştırabilirsiniz. Bende bir tane var diye hatırlıyorum PDF olarak. İsteyene onu da verebilirim. Yani şey bunun gibi böyle internette artık biliyorsunuz. Yani her şey el ayağa düştü. Bayağı bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar az önce do'nun yanında bir virgül vardı. Acaba sizce o virgül neden olabilir? Although, though, even though. Aklınıza bir şey geliyor mu? Daha önce öyle bir şey duydunuz mu? O virgül şu demek. Though, although ve even though'dan ayrılabilen özelliklere sahip. Mesela I didn't like the film. I liked its music though. Bakın do cümlenin en sonuna gidebilir. Fakat en sona gidince anlamı neymiş? Batmış arkadaşlar. Filmi sevmedim fakat müziğini sevdim. Mesela o gün bir şey kimdi? Biri diyor ki ya yemeği sevmedim ama yemeğin suyunu sevdim şeklinde. Ya da işte Hasan tatlı yapmıştı. Görüntüsünü gördüm sevmedim ama tatlıyı çok sevdim. Anlatmak istediğim şey nedir? Bir zıtlık veriyor bize. Hasan'la şaka yapıyorum bu arada. Her ikisi de çok güzeldi. Herkesi Hasan'ın başına salayım. Şimdi burada böyle bir şey demek ki do, bakın although ve even though cümlenin sonuna gidemiyor. Ama do gidebiliyor. Bunu not alabilirsiniz yanına. Yani do cümlenin sonuna gidebilir diye. Do but anlamındaymış ama onu unutmayın. Tabi tabi virgül var. Önünde virgül var hocam. Do but anlamında cümlenin sonuna gidebilir. Şimdi arkadaşlar az önce şeyi konuştuk ya. On the other hand öte yandan ve on the contrary tam aksine konuşmuştuk. Arkadaşlar biri öte yandan derken konuşmasında bir denge görülür. Mesela İzmir is cheap. No it is not cheap. On the other hand it's not expensive. Biri diyor ki İzmir ucuzdur. Karşı kişi diyor hayır ucuz değil. Öte yandan pahalı da değil. Bakın bir denge var. Bir gerginlik yok ortada değil mi? Bir denge var. Ama biri dese İzmir is cheap. Karşıdaki kişi dese no, on the contrary, it is expensive. Hayır, tam aksine. Pahalıdır dese demek ki sizin ifadenizin zıttını düşünüyor. Genel olarak aklınızda kalsın diye söylüyorum. Arkadaşlar İngilizce biriyle konuşurken biri size on the contrary diye başlarsa sizin düşündüğünüz şeyin tersini söyleyecek.
O ara hiç düşünmeyin, bir odun, sopa, taş ne bulursanız alın saldırın arkadaşlar. Yani biliyorsunuz biz de böyle. Şimdi arkadaşlar, on the continuation anlamı neydi? Onu da hatırlatın bana. Efendim? In contrast. Tam aksine. Türkçe'de derler ya, kontrast renkler bu aralar çok moda filan. Ya da işte bilmem, gitmiş elbise almış, beyaz gömleğe siyah ceket veya da kırmızı ceket, yani şey düşünün. Kontrast, zıtlık diye düşünün. Şeklinde. Sonra arkadaşlar, üçüncü satır, üçüncü kutuda yet stil, bat stil ve stil diye kalıplarımız vardı arkadaşlar. Hatırladınız mı? Bakın ben şurada üstüne yazdım. Şey yazmamıştım da şu an bir daha yazayım. Bakın yet stil, bat stil, stil diyoruz. O açtı ama yine de bir şey yemedi arkadaşlar. He was still, he was hungry yet he didn't still eat anything. Açtı ama yine de bir şey yemedi diyoruz. He was hungry still he didn't eat anything şeklinde diyoruz arkadaşlar tekrar. Şimdi burada dikkat ettiyseniz karşımıza ne çıktı? Yet ile but'ı tek de kullanabiliriz. Still ile de kullanabiliriz ya da yet ile but'ı atıp still'i yanınıza kullanabiliriz arkadaşlar. Öyle bir bilgi çıkıyor karşımıza. Neyse, burayla ilgili biraz örnek görelim. Örneklerle de pekiştirelim. Artı takıldığınız sorular olduğunda göreceğiz ve soru çözeceğiz. Soruyla göreceğiz. Gallic, Galler. Gallerce'de konuşulan bir dil arkadaşlar. Gallic has been a dying language for many years. Gallic yıllarca ölmekte olan bir dildi. Though children are nowadays taught it in school. Ki bugünlerde okullarda öğretildi. Yıllarca ölmekte olan bir dil olmasına rağmen günümüzde okullarda öğretiliyor şeklinde. After news of this new court case, Ford broke down again. After news of this new court case, mahkeme davası Ford diyor şey, bu olaydan sonra Ford broke down again. Breakdown'un iki anlamı var arkadaşlar. Biri çok üzülmek, böyle birinin böyle üzülüp ağlamaktan yere doğru breakdown, bozulup yere düşmesi demek kişinin. Bir de bir makinanın bozulması demek. Mesela arabanın bozulması demek. Bir kişinin yıkılması, iki aracın bozulması. Diyor ki bu mahkeme haberinden sonra though he blamed the breakdown on his work. Ki adam diyor bu işi kendi, suçu kendi üstüne atmış yani. Bu cümle biraz daha uzun olur. Geçin, önemli değil. Anne was fond of Tim though he often annoyed her. Diyor ki Tim Anne'i her gün sinir etmesine rağmen Anne ona düşkündü. Bakın ne oldu? Bir zıtlık var. Although she gave no sign, I was sure she had seen me. Beni diyor, bana işaret vermemesine rağmen beni gördüğüne emindim. Şimdi arkadaşlar, birinci cümlede ölmekte olan bir dil, birinci cümlenin ikinci kısmı öğretilmekte. Diyor ki yıkıldı, adam yıkıldı, bozuldu, suçu kendi üstüne attı, yani denge yapmış. O diyor ki Tim'e düşkündü, Tim onu sinir ederdi. Diyor ki she bana bir işaret vermedi ama beni gördü, eminim. Bakın ne yaptım, bak şu sarı yerler birbirine zıt olan yerler. Ol dolu dolu cümleler, bu ikinci satırda ifadeler birbirine zıt olacak arkadaşlar. Yani biz zıt ifadeleri bulacağız bu şekilde. Şimdi bakın his clothes though old and worn. Bakın though'u sıfatla kullanınca nasıl yapmış? Onun elbiseleri eski ve yırtık. Yırtık da değil, pardon, aşınmış. Worn aşınma anlamına geliyor. Aşınmış görünmesine rağmen looked clean and of good quality. Temiz ve kaliteli görünüyordu. Elbisesi bakın yıpranmış ve eskiymiş ama temiz ve kaliteliymiş. Zıtlık yani. Diyor ki strange though it may sound. Diyor ki tuhaf, kulağa tuhaf gelse de bitmesine sevindim. İlişki bitmiş arkadaşlar. Demiş ki yani bu ilişki kulağa tuhaf gelse de bitmesine sevindim. Yani bir şey bitmesi negatif bir durum ama sevinme pozitif bir durum şeklinde. Although the sun was shining, it wasn't very warm. Güneş parlamasına rağmen çok sıcak değildi. Bakın shine var ama not warm var. Zıtlık var gördüğünüz gibi. Not'ı unutmayın ama. Çünkü not bunu sağlıyor. Although small, the kitchen is well designed. Küçük olmasına rağmen mutfak çok iyi tasarlanmış. Arkadaşlar bu although the kitchen is small, bakın her iki cümlenin ortak öznesi the kitchen is dediği için
Adamlar bakın olduğundan sonra özne fiili getirmemiş. Yani böyle oynamalar yapabiliyorlar, cümlenin anlamında bir kayıp yok. Bunlar biraz daha ileri düzey kalıplar oluyor. The first two services are free while the third costs 35 pounds. İlk iki servis ücretsiz, üçüncüsü ise arkadaşlar diyor ki 35 pound. Pensions are linked to inflation. Diyor ki emekli maaşları enflasyona göre belirleniyor. Whereas they should be linked to the cost of living. Oysa bunlar yaşam ekonomik gücüne bağlanmalı. Yaşam pahasına bağlanmalı diyor. Diyor ki some of the studies show positive results. Bazı çalışmalar pozitif sonuçlar veriyor. Diyor ki bazıları da vermiyor. Bazıları veriyor, bazıları vermiyor. Although she was arrogant, we thought she was arrogant. Arrogant ne? Kendini beğenmiş, kibirli, burnu havada, poz blind, kurre diyoruz ya. Yani arrogant kendini beğenmiş diyor. Onun kendi beğenmiş düşünüyorduk ama aksine o çok utangaçmış. Yani demek ki yanlış anlamışız şeklinde arkadaşlar. Kusurlarını kapatmak için insanların olabilir hocam. Arkadaşlar şimdi buna ilgili bir ipucu da vereceğim size. Normalde sınavda bazen mesela sorular çıkıyor ya. Bakın sorunun içerisinde mesela Ali still went to UK. Ali yine de İngiltere'ye gitti demişiz. Bakın soru içerisinde böyle still gibi bir kelime varsa still'i sadece çizeyim. Ve still dışında da arka sayfaya düşmüş burası arkadaşlar. Onlar da çiziyorum. Bakın actually, nonetheless, nevertheless, already, in fact, indeed gibi kelimeler varsa... Bakın bu kelimeler Türkçe düşünün doğası gereği zıtlıktır. Mesela Ali yine de İngiltere'ye gitti. Ali zaten gitti. Ali aslında gitti. Bakın bu gibi kelimeler doğası gereği bizi zıtlığa götürüyor. Bu yüzden eğer soruda böyle bir şey varsa ilk arayacağımız şey arkadaşlar hemen seçeneklerde though, although, despite bakın şu grup var ya however much gibi böyle zıtlığı belirten bir grup arıyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir şey bulmaya çalışıyoruz. Niye böyle bir şey var? Çünkü still gibi kelimeler doğası gereği bizi bir zıtlığa götürüyor arkadaşlar. Yani oradan da yakalayabiliyoruz. Bir sonraki başlığımız arkadaşlar paralellik yani paralel ifadeler, kalıplar, terimler var. Yani iki tarafın pozitif ya da negatif olduğu ifadeler diyeyim. O şekilde ilerleyeceğiz. Şu an ekrana yansıttım göreceksiniz. Arkadaşlar Türkçelerini sorayım size. Both and ne demek? Both and. Hem de. Both and hem de demek. Not only but also ne demek? Sadece bu değil bir de bu. Arkadaşlar sadece bu değil bir de bu diye çeviriyoruz. Either or ya da. Either or ya da. Mesela diyoruz ya İstanbul'a ya İzmir'e gideceğim deriz ya. Neither nor iki negatif. Ne de diyoruz. Ne de diyoruz. Not only but also. Sadece bu değil bir de bu. Şeklinde geçiyor. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. Both and her zaman çoğul fiil alır. Onun yanında yazılı arkadaşlar. Both and. Her zaman çoğul fiil alır. Ama diğer üçü çoğul mu alır, tekil mi alır diye sorayım size. Diğerleri çoğul mu alır, tekil mi alır? Şöyle arkadaşlar. Bakın alttaki örneğe. Either my sister or my friends are. Bakın ikinci kısım my friends olduğu için are olmuş. Ama ikisinin yerini değiştirmişim. Either my friends or my sister is. Dikkat ederseniz orası da is olmuş. Şimdi demek ki bu diğer üçünde but also da. Bakın üstünü çiziyorum. Orada ve norda. Görmediğinizi biliyorum. Yani ikinci kısım but also or nor. Onu işaretleyin arkadaşlar. İkinci kısım özne tekilse yardımcı fiil tekildir. Özne çoğulsa çoğul olacak. Özneye göre gidiyoruz. Bir bekleyelim bakalım ne şey oldu. Özne tekilse?
Evet, ikinci kısımda özne tekilse fiil veya yardımcı fiil tekil olur. Özne çoğulsa fiil, yardımcı fiil çoğul olur arkadaşlar. Ona göre yapıyoruz. Demek ki ikinci kısım belirleyici arkadaşlar, birinci kısım değil. Sonra geçiyorum yan kutuya arkadaşlar. Gerçi geçmeden şeyi de söyleyeyim. Hemen not only ile ilgili bir bilgi var. Arkadaşlar notunuzda aşağıda not only but also diyor ya. Onun altında not only but, not but, not only but as well. Bakın yan tarafta not only as well, not only özne also, not only besides özne also, as well as also. Bunların hepsi arkadaşlar bize not only but also anlamını veriyor. Bakın yarım kalan cümlede ya da eş anlamlı cümlede bunlar karşımıza çıkacak. Bunların hepsi anlamı aynı. Yani yapı değişiyor ama anlamı aynı. Hepsi sadece bu değil, bir de bu demek. Mesela örnek vermişiz. He not only learned German but he learned French as well. O sadece Almanca değil bir de Fransızca öğrendi. Bakın bunun devrik hali not only biliyorsunuz zamanlarda görmüştük. No sooner'den de geçmişti. Not only, no sooner gibi kelimeler her zaman devriktir arkadaşlar. Onlar devrik yapıyoruz. Neyse ikinci kutumuza bakalım yukarıdan. In addition to, besides. Yanı sıra ayrıca demek arkadaşlar. In addition to, besides. Şeklinde geçiyor. Bunlar da yanına isim alır konuştuğumuz gibi. En son kutuya bakalım arkadaşlar. Onlar da geçiş kelimesi. And, özneden sonra also, besides, furthermore, moreover, in addition. Bir tane daha var onu da ekleyeyim. Additionally diye yazın in addition'ın yanına. Yani bunlar hepsi arkadaşlar eş anlamlı. Bunlar hepsi arkadaşlar eşittir ve. Ve anlamına geliyor. Ve bununla birlikte ayrıca diye çeviriyoruz. O şekilde çeviriyoruz. Arkadaşlar şöyle hemen şurayı bir daha hatırlayalım. Bakın both and not only but also either or neither nor bu kalıplar var dedik. Bunlar bize aynı zamanda işte tekil çoğulu daha veriyor. Ona dikkat etmemiz lazım. In addition to, besides, adapt'ı. Bir yandaki kutu ise geçişti arkadaşlar. And, also, besides, furthermore, moreover, additionally ve in addition diye görmüştük. Şimdi bunları biraz inceleyelim. Arkadaşlar şurada iki örneğimiz var. The movies were not only making money, they were also perceived to be original. Filmler sadece para kazandırmıyordu. Aynı zamanda orijinal olarak da kabul ediliyordu, düşünülüyordu. Sonra şey söyleyeyim mi? Buyurun hocam. Bu in addition to, besides, yanı sıra ayrıca. Ve anlamına geliyor. Ve de aynı anlamda. Aynı anlamı veriyor şey olarak. Sadece besides'in bir kuralı var. Besides dikkat ederseniz arkadaşlar hem ikinci kutuda yer alıyor hem üçüncü kutuda yer alıyor. Besides hem bir edattır hem bir geçiş kelimesidir. Bakın ikinci kutuda besides var. Ama üçüncü kutuda da besides var. Onu şimdi örnekle açıklayacağım zaten. Diğer örneğimize bakalım. She not only wrote the text but also selected the illustrations. O sadece metni yazmadı, aynı zamanda resimleri de seçti. Select, seçmek diye çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi besides Ali, Veli will come. Ali will come, besides Veli will come. Bakın Ali'nin yanı sıra Veli gelecek. Ali gelecek ve Veli gelecek. Her ikisi de oluyor arkadaşlar. Şeklinde. Şöyle geçelim şuraya. Arkadaşlar şimdi şöyle ilk sayfada sebep, sonuç, zıtlık gibi ya da üçüncü kutuda paralellik demiştik ya. Şimdi bunu öyle düşünmeyin. Bunlar bağımsız kalıplar ama birbiri kendi içinde gruplar. So that in order that team akademik çeviride görmüştük. Türkçesi neydi? Mek için, mesi için, amacıyla değil mi? Bakın yanına modul cümle geliyor. Unutmayın yanına modul cümle geliyor. To, so as to, in order to fiilin birinci halini alır arkadaşlar. Bu da aynı anlama geliyor. Mek için amacıyla diye çeviriyoruz. Yani orada bir anlam değişikliği yok. So
şey to, so as in order to work on şeklinde. Bir de lest var, bakın so that in order to etmesi için ya, diğeri de olmaması için şeklinde çeviriyoruz. Lest mi hocam? Lest, olmasın diye. Şimdi bunlarla ilgili hemen bu kutuyla ilgili cümlelerimiz var, aşağıda görelim. The boy was determined. Determined ne demek? Determined, azimli olmak, kararlı olmak diyoruz. The boy was determined to finish his homework. Çocuk ödevini bitirmeye kararlıydı. Friday evening. Cuma akşamı. Niye? So that he could have the weekend free. Hafta sonu boş geçirebilsin diye. Hafta sonu boş geçirebilsin diye cuma gecesi ödevini bitirmeye kararlıydı diyoruz. So that'in yanı sıra in order that de bunu verebilir bize arkadaşlar. In order that, so that diye çeviriyoruz. Modül cümle var. Bakın could var gördüğünüz gibi. Onu renklendirelim arkadaşlar. He could have şeklinde geçiyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. So that in order that mesi için amacıyla demek modül cümle alır ve amaç bildirir. Kendinden sonraki cümle amaç bildirir. Hafta sonu boş geçirebilsin diye, tatil olsun diye. Bir sonrakine bakın. Aynı cümleyi to, so as to, in order to ile yazdım arkadaşlar. The boy was determined to finish his homework Friday evening to have the weekend free, so as to have, in order to have şeklinde geçiyor. Burada cümle yok ama fiil var. Bakın fiil var. Son yıllarda sınavda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Boşluk veriyor arkadaşlar. Boşluğun yanına mesela şöyle bir soru düzeneyi göstereyim size. Bakın şöyle boşluk, boşluğun yanına diyor ki learn English ve cümle devam ediyor. Arkadaşlar sonra seçeneklerde mesela örneğin so as to, bakın so as to, due to, mesela owing to, bakın hepsi to ile bitiyor, fark ettiniz mi? Adamlar 5 tane seçenek veriyor ve 5 seçenek de to ile bitiyor. Kafa karıştırmak için bunu yapıyorlar ama biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Sadece fiil alanlar şunlardır. To, so as to, in order to. Bunu unutmayın. To, so as to, in order to fiil alır arkadaşlar. To, so as to, in order to fiil alır. Yani soru formunda böyle veriyor bize arkadaşlar gördüğümüz gibi. Sonra arkadaşlar lest var. Lest olmasın diye anlamına gelebildiği gibi olabilir diye, yani kötü bir şey olabilir gibi de çevrilebilir. Mesela they were afraid to complain about the noise. Gürültüyü şikayet etmeye korkuyorlardı. Lest they annoyed the neighbors. Komşuları rahatsız etmesinler diye, yani şikayet etmeye korkuyorlardı. I was afraid to open the door lest he should follow me. O beni takip etmesin diye kapıyı açmaya korkuyordum. Aslında olasılık olarak düşünürsek takip edebilir gibi bir şey de çıkabiliyor. Yani böyle bir mantık da var. Şimdi arkadaşlar burada küçük bir şeyi görmüş olduğunuz, so that beraber yazılıyor, such that beraber yazılıyor. Bakın şu alttaki örneği bakalım. He took her arm and hurried her upstairs so that they wouldn't be overheard. Ne diyor burada? Bakın upstairs üst kat demek. Onun kolundan tutup aceleyle üst kata çıkardı. So that onlar duyulmasın diye. Yani konuşacakları konuyu kimse duymasın diye. Bakın they wouldn't be overheard dedik. I was beginning to feel alarm. Alarm dedi yani şey, alarma geçmek, panik olmak. Diyor ki hiç alarm şey, panik olmaya başladım. But kept it to myself. Kendime sakladım. So as not to worry. Bakın so as to pozitiftir. So as not to negatiftir. So as not to worry our two friends. İki arkadaşımızı değil mi? Şey, endişelendirmeyelim diye tuttum ben diyor. They need hostages. Hostage ne? Rehine. They need hostages in order to bargain with the government. Hükümetle tartışmak için rehineye ihtiyaçları var diyor arkadaşlar. They need hostages in order to bargain with the government şeklinde geçiyor.
all those concerned must work together in order that agreement can be reached on this issue. All those concerned dedi, bütün ilgili olan herkes gibi. Bütün ilgili herkes beraber çalışmalı. Niçin? In order that the agreement can be reached on this issue. Bu konuda agreement, anlaşma, uzlaşı sağlansın diye herkes beraber çalışmalı. Arkadaşlar bakın, birinci cümlede so that vardı, wouldn't diye bir modal var. Gördünüz mü? Bakın, dördüncü cümlede in order that var, can be diye bir modal var. Bunu kısaca söyleme nedenim şu. So that, in order that her zaman modal cümle alır. To, so as to, in order to ise fiil alır. Akademik çevrede bunlar yine vardı. In order to get a complete picture, further information is needed. In order to get a complete picture, bütün resmi elde edebilmek için diyor, yani bütün resmi görebilmek için ne diyor? Further information is needed. Daha fazla bilgiye ihtiyaç var diyoruz arkadaşlar. We went early so as to get good seats. Bunu nasıl çevirebiliriz? Erken gittik. Ha. Doğru, erken gittik. Niçin? İyi bir yerde oturmak için diyor. Daha iyi bir yer bulmak için diyor. Erken gittik. Okay. Şimdi arkadaşlar şu ikinci kutuya dönelim. İkinci kutu so boşluk that, such boşluk that. Arkadaşlar bir defa that'lerden sonra C yazmışım ya, cümle ya da close demek. Onu gördünüz mü? C'lerden şu so that ve such that mutlaka arkasından cümle gelecek. So that'te araya ne geliyor? Bakın adjective geliyor, adverb geliyor, sıfat veya zarf geliyor. Bunu anlatacağım şimdi ise. Such'ta ise araya bir sıfat gelir arkadaşlar. Bu sıfat şekillenebilir, yorumlanabilir, onu göreceğiz zaten. Şimdi bunu örnek şeklinde görelim. Hemen yine aşağıda arkadaşlar, sıfat olunca tek bir kelimedir ya. Mesela sıcak, güzel, neşeli. Bakın şöyle bir örnek vermişim. So funny that, so hot that. Gördünüz mü? Şu notunuzda var. So funny that. Bakın sıfattır. Yani o kadar neşeli ki, o kadar sıcak ki diyoruz. Such a funny film that. Bakın o kadar ne diyoruz? Neşeli bir film ki şeklinde çeviriyoruz. Yani o kadar, bu sebep sonuç belirtiyor. Hava mesela o kadar sıcak ki herkes yüzmeye gitti. Ya da film o kadar neşeli ki insanlar çok güldü filan gibisinden geçiyor. Şimdi bunu bakın, cümlemize bakın. The program has been so organized that none of the talks overlap. Program o kadar organize ki diyor, konuşmaların hiçbiri çakışmadı. Çakışmıyor diye çeviriyoruz. Overlap, çakışmak diye çeviriyoruz arkadaşlar. He was so determined that he became the director of the company. Determined, azimli olmak, kararlı olmak diyoruz. He was so determined that he became the director of the company. Şey, so that arasına sıfat geliyor da, bu idi almış, genelde sıfatları fiillerden de elde edebiliyoruz ya. Yani buraya yukarıdaki gibi funny ya da hatta gelebilirdi Sema, o yüzden şey değil. He was so determined, o kadar kararlıydı ki şirketin müdürü oldu. Arkadaşlar bakın sağ tarafta az önce such so funny that dedim ya. Bakın such a funny film that, ekranda şu an en üstte görebilirsiniz. O kadar neşeli bir film ki bakın. Ya da such a hot day, o kadar sıcak bir gün ki. İşte bakın yine filmle de isimdir ama ismin önüne bir sıfat geldi. Ya burada dikkat etmeniz gereken şu var. Mesela o kadar neşeli ki ya da o kadar neşeli bir insan ki. O şekilde değiştiriyoruz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın burada bir sıfat var, so olmuş. Ama burada bir insan var. Bakın insan olunca saç oluyor. Yani farkı budur. Sıfat olunca so, isim olunca saça gidiyoruz. Ama adamlar bazen sınavda ne yapıyor? Arkadaşlar, a determined person, normal cümlemiz şu değil mi? Bakın, a determined, kararlı bir kişi. Normal cümle şu ama size cümleyi şöyle değiştirirse, ikinci turuncuya bakın, altını çiziyorum. Determined a person şeklinde değişirse, yani burada sıfat tamlaması bozulursa cevap yine so olur. Yani ipucu şu, boşluktan sonra sıfat varsa, isim olsa da yine cevap so olur. Normalde bakın, determined ortadaydı ama burada başa geçti. A determined, determined a
şeklinde değişti. Yani devrik oldu. Sıfat her zaman boşluğun yanına gelirse, siz şu işareti görürseniz arkadaşlar hiçbir şey düşünmeyin. Soru üzerinde söylüyorum. Bakın şöyle, şurası boşluk, bir adjective gördünüz ve devamında da that var. Tamam mı? Cevabımız burada so'dur. Ama şöyle bir şey de düşünün. Bakın böyle bir form gördünüz. Noun var. Bakın that var. Aynen dediğiniz gibi. O zaman da biz burada saça gidiyoruz. Bakın. Saça gittik. Şimdi şey yapalım. Arkadaşlar bakın böyle boşluk geldi. Boşluktan sonra adjective ve sonra noun geldi. Yine that var. Yine düşünmüyoruz. Yine sonra gidiyoruz. Her durumda sıfat varsa arkadaşlar cevap sorulur. Form olarak bu. Sadece that'i görseniz ya so ya saçtır, ikisinden biri. Yani onu daha önce de görmüştük sizinle. Tabi bu soru formuydu. Zaten bu diğer şeyde de öyle geçiyor. Şimdi arkadaşlar bir de miktar belirtenler olabilir. Much, many, few, a little gibi bir şey. Miktar belirtse de yine soya gidiyoruz. Temel şey bu arkadaşlar. Son bir kutumuz kaldı. Bu da tek kutu, da tek kutu üçe böldüm. Yazamadığınız bir şey var mı hocam? Okay. Arkadaşlar ever'lı kelimeler no matter'lı kelimelere karşılık geliyor. Mesela however eşittir no matter how. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle altını çizeyim. How kısmı, bakın how'u çizdim. No matter eşittir. Şey pardon, yanlış yaptım. Arkadaşlar ever kısmı no matter eşittir. Tamam mı? Ever no matter eşittir. Öyle bunu görebiliriz. Yani bu yüzden however eşittir no matter how, wherever eşittir no matter where, whatever eşittir no matter what, whenever eşittir no matter when, whichever eşittir no matter which şeklinde gidiyor. Böyle ayırıyoruz. Arkadaşlar buradan şu çıkan bir küçük bir iki kural vereceğim. Birincisi however cümle başındayken her zaman sıfatla kullanılır. Artı bakın şu bütün no matter'lar var ya ikinci kutuda. No matter'lardan sonra ne gelmiş? Soru kelimesi gelmiş. Soru çözerken de arkadaşlar no matter'dan sonra sürekli soru kelimesi getireceğim arkadaşlar. Anlam olarak diğer tarafa eşittir. Yani her ne kadar, her nasıl. Şimdi, mesela bunu örnekle görelim şimdi. Her ne kadar, her nasıl cümleyi anlamı katıyor. Şimdi şu ikinci kutu bir örnek arkadaşlar. However old he is, he works a lot. O ne kadar yaşlı olsa da çok çalışıyor. However old he is, he works a lot. He works a lot. However old he is. Aynı cümle. Bakın az önce however old baştaydı, ortada virgül vardı. Şimdi ortaya geldi, virgül yok. Ama bu however'ın yanındaki sıfatı gördünüz değil mi? Bir de arkadaşlar bir however daha vardı. İkinci satır üçüncü kutuda görmüştük bugün. However, for, şey, nevertheless, nonetheless, fakat diye çevirdim. Bakın o örneği de yazdım. O da var. Bakın he is old. However he works out. O yaşlıdır fakat çok çalışır. Aslında her iki cümlenin anlamı aynı, yapısı değişti. Şimdi istiyorsunuz bu ne, nasıl bir iş, nasıl bir şey? Adamlar 40 şekilde ifade ediyor. Aynısını söylüyorum. Bir daha hocam başla. %90 başladır, ikincisini bilerek yazdım. Hocam ikincisini bilerek yazdım. Yer değiştirsem bile aynı anlamdadır ama yaygın değil. Var olan bir kullanım değil bu. Yani eğer siz however'ın yanında sıfatı görseniz bu ne kadar yaşlı olsa da, ne kadar genç olsa da, ne kadar güzel olsa da şeklinde geçiyor. Ama araya gelse geçiş kelimesidir arkadaşlar. Şimdi buna bir iki örnek daha verelim. Mesela however adjective. Örneğin mesela wherever'a ne demişim? No matter where you go. Her nereye gidersen git. Whoever'a mesela whoever no matter who calls you about something. Her kim seni bu konuda ararsa. Ya da Celine Dion'un bir şarkısı var. Wherever you are, my heart will fly with you. Diyor her neredeysen kalbim seninle uçacak. Wherever you are şeklinde geçiyor. Bakın her neredeysen gibi geçiyor arkadaşlar. Yani temel olarak mantık şeyi bu. Hocam geçiş cümlesi olduğu yerde şey anlamı veriyor, bat anlamı veriyor. Tabii geçiş cümlesi olursa bat anlamı veriyor. Şimdi arkadaşlar ilk sayfaya dönebilir misiniz?
İlk sayfada girişte arkadaşlar bağlaç, edat ve geçiş kelimesini gördük. Size küçük bir sözlü sınav yapacağım arkadaşlar. Başladı sınavınız. Edatlar yanına cümle alır mı? Hayır. Almaz. Kimler cümle alır? Bağlaçlar ve geçiş mi? Geçiş cümleleri cümlenin başına gelir mi? Hayır. Gelmez. Sadece ortaya gelir. Peki bağlaçlar ortaya gelir mi? Gelebilir. Gelebilir. Başa gelir mi? Hayır. Gelir. Peki bağlaçlar başa geldiğinde kendinden önce virgül alır mı? Hayır. Alamaz değil mi? For ortadayken, baştayken diyorum. Soruyu saçma yönüyle sordum hocam. Saçma soru sordum demedim. Ha, soruyu saçma yönüyle sordum. Okey, bakalım. Peki arkadaşlar, bir de spesifik bir soru sorayım size. Now that diye bir bağlacımız var ya, paslı zamanlarla kullanabilir miyiz? Hayır. Hayır. Present zamanlarla kullanabiliyoruz. Aynen. Seeing that ve seeing as'in that ve as'i atılabilir mi? Atılabilir. Atılabilir. Because of, due to, owing to, on account of gibi edatlardan sonra cümle gelebilir mi? Cümle gelmez. Ama eğer ben buraya bir that eklersem, that'ten sonra cümle gelebilir. Güzel. Okey arkadaşlar, bu kısmı iyi biliyorsunuz. Güzel. Geçiyorum ikinci kısma, zıtlıklara. Arkadaşlar, on the other hand ile on the contrary eş anlamlı mı? İkinci satır, üçüncü kutu. On the other hand, on the contrary. Hayır, eş anlamlı değil. Değil mi? In contrast, on the contrary ile eş anlamlıydı. Dediğiniz gibi. Olur. Peki do cümlenin en sonuna giderse arkadaşlar, do cümlenin en sonuna giderse anlamı ne olur? Fakat diye çeviriyoruz. Aynen dediğiniz gibi. Güzel. Arkadaşlar, both and tekil fiille mi, tekil fiille mi, çoğul fiille mi kullanılır? Çoğul. Peki not only, either or, neither nor, o grup? Çok güzel. Peki özne ikinci kısım mı, birinci kısım mı? Hangisine bakacağız? Süpersiniz arkadaşlar. İkinci kısımdaki özneye bakıyoruz. Çoğulsa çoğul, tekilse tekil. Peki not only ile başlayan cümleler düzgün cümle, düz cümle mi? Devrik cümle. Arkadaşlar, no, not ile başlayan bütün cümleler İngilizce'de devriktir. No ve not ile başlayan bütün cümleler devriktir arkadaşlar. So that, in order that arkadaşlar, kendinden sonra past tense alabilir mi? So that, in order that. Modulsa modul pastını alabilir. Ama tek başına past tense modulsuz alamaz. Güzel. To, so as to, in order to, kendinden sonra cümle alabilir mi? Alamaz. Verb one alır. Çok güzel Sevgi. Kendinden çok emin bir şekilde verb one alır diyor arkadaşlar. Güzel. Less olumlu cümlelerden mi kullanılır? Less'in cümlesi olumludur ama anlamı olumsuzdur. Zaten yanında artı artı eksi görüyoruz. Aynen öyle. Peki, boşluk, sıfat, that gördünüz. Cevap son mu, saç mı? So. Boşluk, sıfat, isim, that gördünüz. So. Sıfat, isim. So. Boşluk, sıfat, and, the, isim gördünüz, that. So. Sıfatı başta görürseniz her zaman so. Süpersiniz, güzel. Peki, boşluk, and, sıfat, isim gördünüz. Saç. En var ya. Aynen öyle. Bu arada bu fen boyusu görmedik. Şu atlamışız. Şimdi fark ettim. Fen boyusu arkadaşlar her zaman iki cümlenin ortasına gelen ve virgülle kullanılan kelimelerdir. Her sınavda mutlaka iki soru bundan gelir arkadaşlar. Mutlaka iki soru burasıdır ha, bu kutu. Yani girdiğiniz sınavda iki soru yoksa bana derseniz hocam siz ya böyle dediniz çıkmadı, ben bu işi bırakmaya hazırım. Tamam, bırakıyorum. Bıraktım. Arkadaşlar anlamları for, and, nor, neither, but, or, yet, so. Anlamları yazıyor. Bunların her biri ayrı ya, beraber kullanmayın. İki cümle arasında, İki cümle arasında ve hep virgülle kullanır. Fen boyusu diyoruz bunlara. Virgülle mi kullanılır? Virgülle kullanılır, aynen. No matter'dan sonra her zaman ne gelir? Soru kelimesi gelir. However cümlenin en başındaysa sıfat gelir. Peki bir soru çözdünüz arkadaşlar. Boşluk diye başladı soru, tamam mı? Soru 7, boşluk diye başladı. Aşağıdakilerden hangisi cevap olamaz? Bağlaç, edat, geçiş kelimesi. Geçiş kelimesi olamaz. Çünkü geçiş cümle bir geçmişe sahip olacak ki olsun. Yani bu bir kompozisyon olsa, paragraf olsa geçişle başlayabilirsiniz. Yoksa başlayamazsınız. Peki cümleden sonra arkadaşlar, yazılı bir şekilde de vereyim size. Soru olarak görelim. Şu typewriter'ımızı açalım. Bakın boşluk geldi. Gelmedi.
Arkadaşlar şöyle bir boşluk var. Sonra diyor ki the fact that biraz büyüdüğü için bir gerçek söyledim. The fact that Istanbul is dangerous. İstanbul'un tehlikeli olma gerçeği dedi arkadaşlar. Hiç cümleye devam etmiyorum. Buraya arkadaşlar due to 1, since 2, for 3, though 4, when 5. 5 seçenek yazdım. The fact that Istanbul is dangerous. Since. Niye the fact that'e geçtiniz? Çünkü şöyle normalde isim var ya, aslında bu sadece due to ve isme gidiyordu ya, fakat the fact that olunca cümle alabiliyor. O yüzden şekil değişiyor. Bunu soru üzerinde anlatayım size hatta. Bunu şu anda böyle kalsın. O yüzden yani sadece şöyle desem size, bakın şöyle yazalım burada. Örneğin the rain dese arkadaşlar, bakın sadece the rain demiş olsa, örneğin mesela due to the rain derdik. Ama tabii the rain ufakça, yok yanlış söyledim arkadaşlar. Benim anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? İki kalıp var. Due to olursa isimdir. Ama due to the fact that olursa da kendinden sonra özne artı fiil alır. Yani şu the fact that'ten dolayı. The fact that cümleye geçişi sağlıyor. Yani due to tek başınaysa noun alır. Bildiğiniz kural. Ama eğer due to the fact that derseniz ya da owing to the fact that, bütün edatların yanına the fact that gelirse cümle alır. Az şu soruyu yanlış sordum benim. Şu that is the fact that şey sadece due to ile kullanılır. Bu soruya göre cevap due to olur da, ama şey onu sormaz o şekilde. Neyse konumuz böyle arkadaşlar. Konumuz şey olarak bu. Şey temel şeylerimiz bunlar. Bunları soru üzerinde göreceğiz, ama soruda neye dikkat ediyoruz? Orada bir sebep sonuç ilişkisi var mı? Zıtlık ilişkisi var mı? Paralel yapı var mı? Ona bakacağız. Bir de küçük bir şey daha. Bu bağlaç sorularında herhangi bir kitabın bağlaç testine baktığınızda sorularda bir şeyle daha karşılaşacaksınız. O da ne? Şu anda biz 3 temel grup gördük ya. Sebep sonuç, zıtlık ve paralellik gördük. Ama sorularda zaman bağlaçları ve if clause bağlaçları da var. If clause'da gördüğümüz unless, only if, provided that, in case gibi kelimeler de var. Çünkü onlar koşul bağlacı ve zaman bağlacı diye geçiyor. Aslında öyle olması bizim için iyi olmuş. Niye diyeceksiniz? Onlar sayesinde tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şeklinde. Şimdi şunu bırakabiliriz. Artık sorularımıza bakalım. Nasıl hocam? O çeviriyorlar. Bunu yapmadık mı? Şey yaptık, bir daha yapabiliriz. Yani orada örnek cümle var sadece. Wherever no matter where, whoever no matter who, wherever no matter where gibi şeklinde çevirmişiz. Yani şey o. Arkadaşlar şimdi bağlaçlarla ilgili teste geçmeden mola mı versek diye düşündüm de, o yüzden. Evet, bir mola verelim, öyle geçelim. Şimdi arkadaşlar birinci soruda it wasn't because she was bored staying at home with her son that she returned to work. İşe dönmesi sıkıldığı için değildi. Boşluk, she loves looking after him. Ona bakmayı seviyor. Bakın her iki tarafta gördüğünüz gibi bir göremiyorsunuz tabi. Gördüğünüz gibi diyor şimdi. Şimdi fark ettim. Ben de öyle diyorum, gördüğünüz öyle yaptım, baktım herkes kitaba bakıyordum, o yüzden niye görünmüyor. İşte bored ve loves diye iki fiil var ya, bored sıkılmak, love sevmek arkadaşlar. Bu iki fiil birbirinin zıttı. Demek ki bu cümlede bir zıtlık arayacağım arkadaşlar, tamam mı? Gördünüz mü? Bu yüzden seçeneklere bakalım.
Şimdi arkadaşlar bu soru konuya yeni girdik diye ya bütün seçeneklerdeki kelimeleri söyleyeceğim ve bilmediğiniz kelimeleri yazmanızı istiyorum. On the other hand. Öte yandan. Güzel. On the contrary. Tam aksine. Aynen. On the contrary. Tam aksine. Birincisi öte yandan, ikincisi tam aksine, üçüncüsü therefore. Bu yüzden, böylece. Değil mi? Bu yüzden böylece. Nonetheless, however, but demek. Fakat, yine de diye çeviriyoruz. Sonra as a result. Sonuç olarak. C ile E arasında bir ilişki var mı? İkisi aynı kutudaydı değil mi? Aynı gruptaydı. Kutularınızı da bir tane masaya bir tane kutu da açık bırakıp baksanız hatırlamanız için diyorum. Yani çünkü gözle bir şey önünüzde kalsın ki pratik daha hızlı olsun. Şimdi cevabımız arkadaşlar on the contrary. Niye? Çünkü tam aksine diyor ya. Yani diyor ki sıkıldığı için başlamadı. Tam aksine oğluna bakmayı seviyor ama ekstra paraya ihtiyaçları var. My nephew wants to become a doctor. Benim yeğenim doktor olmak istiyor. Boşluk. Bakın geçiş kelimesi var. Sonradan da diyor ki he takes a special interest in biology at school. Okulda diyor biyolojiye ilgi duyuyor. Bakın doktor olmak istiyor, biyolojiye ilgi duyuyor. İkisi arasında bir ilişki var. Bir defa arkadaşlar geçiş, bu bir geçiş kelimesi ya. Bakın oldu geçiş değil, gider. Diğerleri kalabilir. Bu arada bazen eş anlamlı kelimeler oluyor. Mesela B ile D arasında da eş anlamlılık yok mu? However, nevertheless, nonetheless. Tekrar ediyorum arkadaşlar. However, nevertheless, nonetheless. Bunlar eş anlamlı. Mesela therefore var C seçeneğinde. Therefore neydi? Bu yüzden böylece. So, therefore, as a result, consequently. E seçeneği ne? Besides, bununla birlikte. Öte yandan. Ne diyoruz cevabımız? Ne olabilir? Doktor olmayı istiyor, bu yüzden biyolojiye ilgi duyuyor. Diyebilir miyiz? Bununla birlikte biyolojiye ilgi duyuyor. Şöyle bu soruya yazanların şöyle bir hatası var. Normalde cümleyi yanlış yere yazmışlar. Biyolojiye ilgi duyuyor, bu yüzden doktor olmak istiyor deseydi daha doğru olurdu. Yani bu yüzden adamlar hatta cevap anahtarını da C yazmıştı ama bunu düşünerek. Fakat bu soruya göre düşününce bu da aslında doğru olmuyor çünkü mantık sırası var. Bu yüzden bununla birlikte diyelim. Tamam mı? Ama eğer soru deseydi ki biyolojiye ilgi duyuyor, boşluk, doktor olmayı istiyor, cevap kesinlikle therefore olacaktı. Okey, geçelim. Üçüncü soru, bakın seçeneklerim. Bakın soru çözerken var ya, bir denemede olsun, bir yerde olsun hiç önemli değil. Soru çözerken şey yapıyoruz. Hemen bakıyoruz şeyde ne var arkadaşlar seçeneklerde. Çünkü seçenek sizden ne istediğini, ne isteyeceğini söylüyor. Neither nor ne demekti? Ne ne de. Ne ne de demek. Evet. Either or. Either or ya ya da demek. Doğru söylüyorsunuz. Aynen. Ya ya da demiştik. Güzel. Sonra arkadaşlar both and. Hem hem de demek. Not only but also. Sadece bu değil. Bir de bu değil mi? Şeklinde geçiyor. So that. Oh, böyle olsun diye. Böyle olması için diye çevirmiştik arkadaşlar. O şekilde geçmiş. Bu arada akademik çeviride 10 tane yaptık değil mi? 11 tane yaptık. Dün. 11. 11'e geldik. Tamam. Arkadaşlar burada şimdi o soruya bakalım. The play was well rehearsed. Çok iyi prova etmek ve uygun olmak. Ailelere uygun olmak. Aslında it was a complete waste of time seeing it. Aslında bu oyunu izlemek tam bir zaman kaybıydı diyor arkadaşlar. Demek ki negatif yapmam isteniyor. Çünkü şu ikinci kısım tam bir zaman kaybıydı demiş ya. Bak tam bir zaman kaybı dediğimiz için o yüzden onu negatif yapıyoruz arkadaşlar. Gitti tamam. Bu arada genelde C ile de eş anlamlıdır. Bunu o zaman söylemedim. Soru üzerinde söyleyeyim. Anlam olarak both and ve not only but also arkadaşlar eş anlamlı. Bunu unutmayın. Anlam olarak söylüyorum bunu. Okey. Sonra arkadaşlar şimdi olumsuz olacak ya bunlardan olumsuz olan tek seçenek neither nor değil mi? Anlam olarak da diyor ki oyun ne iyi prova edilmişti ne de ailelere uygundu. Aslında tam bir zaman kaybıydı diyor arkadaşlar. Tam bir zaman kaybıydı diyoruz. Geçiyorum. Arkadaşlar
dördüncü soruya bir göz atsın. Bakın soruda ne var? Özne fiil var. Özne fiil olduğu için hangisi gider? Edatlar gider, geçiş gider. Bana eleyebilir misiniz? Daha soruyu okumadan ha. Boşluk başta ve özne fiil var diye. Duytu gider. Despite'a gider. However'da başa geldiğinde yanına sıfat alırdı değil mi? However artı adjective yazıyorum. O da gitti. Gitsin. Kimse kalmasın orada. As soon as the much has kaldı. Arkadaşlar soruya bakın. He loves his work. İşini çok seviyor. He wasn't willing to forsake his old age. Bakın forsake'in ne olduğunu bilmeyin. Söylemiyorum. Sevmek ve istekli olmamak. Bakın. İkisi birbirinin zıttı değil mi? Bir şey istemem. Bir zıt olduğu için old odo grubuna gideceğiz. Ama old odo yok. Old odo kutusuna bakın. İkinci satır birinci kutu. Ne var oradan? Birinci kutu. Sema. Maçez var değil mi? Demek ki as soon as de gider. Çünkü as soon as neydi? Irmaz demekti arkadaşlar. Yapar yapmaz gider gitmez demekti. Bu yüzden onu da elemiş oluyoruz. Geriye kalan bir maçez kaldı. Cevabımız arkadaşlar maçez. Rağmen demek. Diyor ki işini çok sevmesine rağmen tatilini harcamaya istekli değil, gönüllü değil. Arkadaşlar 5. soru boşluktan sonra özne fiil var mı yok mu? Staying at the best hotel in Brussels. Brüksel'deki en iyi otelde kalma. Burada özne fiil yok değil mi arkadaşlar? Ama bu ing'li bir form isim yapısıdır. Değil mi? Guaranteed. Bu yüzden arkadaşlar oldo gider, whereas gider, however gider. Cevap ya B ya E. Bakın B bu karşımıza çok çıkacak. Despite arkadaşlar in spite of demek isim alır. Owing to because of demek bu da isim alır. Hayır ikisi de isim alır ama neyi söylemeye çalışıyorum. B seçeneği zıtlığı, E seçeneği ise neden sonucu verir bize arkadaşlar. Tamam mı? Mesela despite, in spite of demiştik. Bu ise owing to, because of, due to. Efendim. ING de alabilir, noun da alabilir. İkisini ise o grubun hepsini alıyor. Cevabımız arkadaşlar bakın en iyi otelde kalmak. Şöyle biraz sarartalım. En iyi otelde kalmak ama tamamen diyor ki she wasn't satisfied. Tamamen memnun değildi. Bakın en iyi otelde kalmak, memnun olmamak zıtlık zaten. Zıtlık olduğu için arkadaşlar owing to grubunu da gönderiyorum. Geriye back kaldı despite. En iyi otelde kalmasına rağmen diyor memnun değildi şeklinde. Rağmen mi? Rağmen. Aynen despite rağmen zıtlık veriyor ya. Peki maçası olsaydı yine maç as olsaydı cümle isterdi. Bu cümle almıyor. Bakın şöyle bakalım. Bizim kutumuz burada. Arkadaşlar buradaki fark şöyle olacak. Bakın maç as oldu do grubu. Bu da o seçeneklerde var. Bu da var. Bu cümleyle kullanılır, bu isim yapısıyla kullanılır. Bu yüzden onu kullanmak istiyorsanız arkadaşlar bunun yanına bakın şöyle yazalım büyük bir şekilde. Özne artı fiil geçecek arkadaşlar. Bakın bunların yanına özne artı fiil gelecek. Bunların yanına özne artı fiil geliyor. Bunların yanına da ne geliyordu arkadaşlar? Noun geliyordu. Bu şu demektir. Demek ki seçeneklerde ikisini de verebilir. Ama benden ne istediğine bakacağız arkadaşlar. İstediği şey şu. Benden istediği şey şu. Özne mi alıyor, cümle mi alıyor? Onu tanıyıp tanımadığımı soruyor arkadaşlar. Tabii onun için de ne yapıyoruz? Hemen bakıyoruz şuraya staying demiş. Burada isim yapısı var. Bu yüzden özne artı fiil yani cümle gelmeyecek. Onu eliyoruz. Arkadaşlar 6'ya bakalım. Boşluktan sonra had her broken arm demiş ya. Kırık kolu iyileşmek. Bakın had özneden önce gelmiş. Demek ki devriktir. Devrikse ya C seçeneği ya E seçeneğine gideceğim. Hardly when neydi? Zamanlarda
Nosunur'dan, Hartliben gibi kalıplar vardı ya, ırmaz anlamına geliyordu. Not only but also neydi, onu da bugün görmüştük. Sadece bu değil, bir de bu. Değil mi? Hatırladınız mı? Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz onu söyleyeceğim. Cümleye bakıyorum. İkisinin farkını görmek için. Not only but also, sadece bu değil, bir de bu demiş. Yani ya iki olumlu ya iki olumsuz olacak. Had her broken arm mended, she broke other wrist. Bakın diyor ki kırık kolu daha yeni iyileşmişti ki bileğini burktu. Attan düşüp bileğini burktu. Bakın biri iyileşmiş, biri kırılmış. Bu yüzden arkadaşlar not only but also olmaz. Çünkü not only but also ya iki pozitif ya da iki negatif istiyor. Hardly when ise arkadaşlar diyor daha kolu yeni iyileşmişti ki attan düşüp bileğini kırdı. Cevabımız C oldu arkadaşlar. Cevap C. Niye? Çünkü daha yeni bir şey oldu ki üstüne başka bir şey denk geldi. Şeklinde kullanıyoruz. Size şey demiştim, hatırlıyor musunuz? Bu zaman, burada zaman veya koşullar da karşımıza çıkabilecek. Bunu niye diyorum? Çünkü seçenekler karıştı burada. So that ne demek? Bir saniye, özellikle so that'ten önce arkadaşlar. İkinci soruya bir bakabilir misiniz? İkinci sorudaki olduğu ne demek? Rağmen, nevertheless, yine de, fakat, yine de, therefore, bu yüzden, however, fakat. Bakın B ile de eş anlamlı. Besides bununla birlikte demek. Üçüncü soruyu söylemiştik. Dördüncü soru. Although rağmen, despite rağmen. Although cümle alır, despite cümle almaz. Değil mi? Although cümle alır, despite cümle almaz. Yani o kutulara göre. Whereas ne demek? C'deki whereas. Although kutusunda yer alıyor. Although gibi, o da halbuki, oysa rağmen anlamlarını veriyor. Yani hem rağmeni veriyor, hem başka bir anlamı daha var. Fakat biz onu soru üzerinde anlatacağım. Ortak zıtlık diye anlatıyoruz. Mesela Türkiye'nin kuzeyi yağışlıyken güneyi değil. While the north of Turkey is rainy, the south is not. Şeklinde. Ortak zıtlık ne? Bir ülkenin kuzeyi ve güneyi. Arkadaşlar however, her ne kadar demiştik ve sıfat istiyor demiştik. Owing to'den dolayı demiştik. Şimdi 6. sorudaydık zaten. Arkadaşlar the moment while, böyle bir kalıp yok. Ayrı ayrı var. The moment tek başına ne demek biliyor musunuz? Şimdi. The moment eşittir arkadaşlar. As soon as. As soon as, once gibi kelimeler. Bu, ırmaz diye çeviriyoruz arkadaşlar bunu. Ama kuyruğu yok. Bunu unutmayın. While ayrı bir şeydir. Neither nor. Ne de. Hardly when daha yeni olmuştu ki böyle oldu. If only neydi? I wish. If only I wish'ti. Bir de only if vardı. Sevgi yoktun orada sanırım o hafta. Ama şey, bende video kaydı var, vereyim onu sana. Only if şartıyla, koşuluyla diye görmüştük ya. Hatta anne baba böyle parmağını sağlar. Only if you study hard derlerdi. Böyle bize kızarlardı filan. Still de rağmen demek dedik. Neyse arkadaşlar, 7'ye bakalım şimdi. You had better take some tablets with you. Pakistani food upsets you. Yanına tablet alsan iyi olur. Pakistanlı yiyecekler senin mideni bozmak, seni rahatsız etmek. Seni rahatsız eder gibi bir şey. So that neydi arkadaşlar? Mac için, mak için. So that'ten sonra modal cümle istiyorum arkadaşlar. So that modal cümle istiyor. As though neydi? As though. As though'mış gibi, sankiydi. Eş anlamını hatırlıyor musunuz? As though'un eş anlamı neydi? As if değil mi? Tahtayı görmediniz o herhalde. As if. As though'un eş anlamı, yeni yazdım. As if. Bunlar da bir fiilden sonra da. Even if ses sağ bile, eller ayırsa bile, bir taraf pozitifse diğer taraf negatifti. Hatta örnekte, derste demiştik ya, yarın yağmur yağsa bile pikniğe gideceğim. Zıtlık belirtiyordu değil mi? Ya da bazılar der ya, o beni sevmese de ben onu seveceğim. Böyle şey olur ya, zıtlık. In case neydi? Olasılığında, durumunda arkadaşlar. Yağmur yağabilir diye, yolda kalabiliriz diye, geç kalabiliriz diye. Bu, bir tedbir alıyorduk. Hatta demiştik ya, annemin yardıma ihtiyacı olabilir diye ben yardıma gideceğim. If vardı, annemin yardıma ihtiyacı olursa yardıma gideceğim demiştik. Özellikle aynı örnekleri veriyorum ki hatırlamanız daha kolay olsun. Bir de does vardı arkadaşlar. Does, therefore, as a result, consequently diye geçmişti. Bu yüzden bunlar da neydi arkadaşlar? Does, so, therefore. Bu yüzden böylece.
as a result, consequently diye geçiyorum. Hocam ama şey o kutuları soru çözünce kutuları bakınca inan o kadar kolaylaşacak. Sadece soru çözerken bakmanız lazım. Artı bu sistemle öğrenmeseniz inanın diğer sistemle hiç öğrenemezsiniz. Çünkü yani iki sayfaya düşürdüm. Tamam biraz karakter maniteleri küçültüp üç sayfadan kurtardım ama amaç şey orada kutuları görmeniz. Sadece kutuyu görün. Başka bir şey istemiyorum. Cevabımız ne olabilir arkadaşlar? In case değil mi? In case. Yiyecekler mideni bozabilir diye diyor. Yanına tablet alsan iyi olur. Şöyle 8-9-10'a siz bir göz atın sonra beraber bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi soru boşluk diyor. Restaurant you eat at in this town. Bu kasabada hangi restoranda yemek yersen ye. Aslında cevabını vermiş oldum. Hangisi dersek whichever olur. Yanına bir isim almış olur. Hocam no matter her zaman bakın question word soru kelimesi alır arkadaşlar. Yanına ekleyin. Question word almak zorunda. Ama konuşurken no matter dediğiniz şey değil bu. O ayrı bir şey. Question word dedik. However her zaman sıfat alırdı. As soon as arkadaşlar yanına ne alıyor gördüğünüz gibi? Cümle alıyor. As soon as ırırmaz diye çevirmiştik arkadaşlar. Bir de the more diye bir şey var arkadaşlar. Bu the more efendim? The more oldukça. Şimdi bunu şöyle ben açıklamışım buradan. Normalde bazı hocalar ve kitaplar arkadaşlar bunu öğretirken the more diye öğretiyor ama bunun gerçeği the comparative'tir. Niye böyle bir şey söylüyorum? Çünkü aklınızda öyle kalsın. Yani tabii ki the more da olabilir. Mesela the more you read, the more you learn. Daha çok okursan daha çok öğrenirsin. Ya da daha çok okudukça daha çok öğrenirsin. The less you smoke, the less you smell bad. Daha az içersen daha az kötü kokarsın. Bakın iki tane the less oldu. Siemens'in bir reklamı vardı. The smaller the better diyor. Cep telefonu küçüldükçe daha iyi olur şeklinde kullanmıştım. Sonra the more you study, the more you will be successful. The more you are careful, the less mistake you will do. Daha çok dikkat edersen daha az hata yaparsın veya daha çok dikkatli olursun. Yani bunun hani Türkçe'de bir deyim var ya, ne kadar ekmek o kadar köfte. Her iki tarafın uyumlu olması lazım. Her iki tarafta the ve komparatif yapısı olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu ben anlatırken soru üzerinde ekledim. Fotoğraf çekin ya da yazın nasıl uygunsa sizin için. Şeyden dolayı yani kalsın yanınızda mantık. The komparatif yapısıdır. Yani ille şey demek zorunda değilsiniz ha. The more demek zorunda değilsiniz. Örneğin the less I sleep, daha az uyursam, örnek veriyorum. The less I sleep, the healthier I feel. Kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Hissediyorum ama gerçekte öyle değil belki. Yani şey ne oluyor burada? İki tarafın komparatif yapıyla kurulması. Bunu yine göreceğiz ve sınavlarda yarım kalan cümlelerde de bu çıkabiliyor. Yani testlerimizde de bunu göreceğiz. Bir sürü test çözmemiz lazım ki bunları böyle görür görmez hemen bu kalıptı, şu kalıptı diye çözelim arkadaşlar. Okey. Geçiyorum bu kısmı. Cevabımız az önceki sorunun cevabı da zaten konuştuğumuz gibi I'd whichever. Hangi restoranda yersen ye. Dokuzuncu soru arkadaşlar. His invention changed the world. Özne ve fiil var değil mi arkadaşlar? Bakın bu tip sorularda soruya bakar bakmaz ne istiyorum sizden? O bir edat mı, geçiş mi, bağlaç mı onu bulmanızı istiyorum. Şimdi burada diyor ki his invention changed the world. Onun diyor icadı dünyayı değiştirdi. He never gained much financial diyor. Bakın çok büyük bir şey diğer tarafta da zıt değil mi? Zıt bir şey var. Bu yüzden bağlaç, negatif bir zıtlık istiyorum. Despite noun alır diye gider. In contrast, on the contrary, geçişti diye cümle bu şekilde bir soruya gelmezdi değil mi arkadaşlar? Bakın soru çözerken böyle bir şey görseniz hemen eliyoruz. No sooner'ın kuyruğu neydi? Den yazmışım zaten. Soruda kuyruğu yok. Ben bunu yapamam. Artı bir cümleye no sooner'la başlarsam arkadaşlar o cümlenin ne olması lazımdı? Devrik olması lazımdı. Şimdi diyeceksiniz ya hoca aslında
Bir süre sonra öğrenciler bunu hissediyor. Hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. Çünkü adamların sorduğu soru sayısı belli. Bunun dışına çıkamıyorlar. Diyelim örneğin 70 tane soruları var. Hep bu aynı soru tekrar ediyor. Ama çünkü niye? Var olan dil bilgisi bu. Var olan sistem bu. Fakat bizden ne isteniyor? Deniyor ki aynı bilgiyi yeni bir cümlede bul. Yani sınav çok kolay. Ha. Soracak artık yeni hiçbir şeyleri yok. Yani dışına çıkamazlar mı? Tabii ki çıkabilirler. Ama bir standart var. Eğitimde ölçme, değerlendirme var. Yani bir limit var. Onun dışına çıkamazlar. However da sıfat alıyordu arkadaşlar. O da gider. Geriye bir kalan ne kaldı arkadaşlar? Oldu, özne, fiil kaldı arkadaşlar. Oldu, özne, fiil kaldı. Cevabımız oldu. Değil mi? İcadı bütün dünyayı değiştirmesine rağmen hiçbir zaman çok ekonomik, değil mi? Finansal bir başarı elde edemedi şeklinde. Bu arada arkadaşlar gain success demişiz ya. Dün kelime kutusunda gain success, gain ground, gain foothold hatırlıyor musunuz? Gain'li kutuları işlemiştik. Onları çalıştığınızı biliyorum, bilmiyorum. O kelimeler var ya böyle bu şekilde tekrar eden şeyler. Okey arkadaşlar 10. soru 3 saniyelik bir soru. Niye diyeceksiniz? Boşluktan sonra soru kelimesi var. Soru kelimesi varsa soru kelimesini kim alıyordu? De. Kim? De. Nometre alıyordu değil mi? Boşluktan sonra soru kelimesini alan bilgi nometredi. Bakın bugünkü dersimizde daha bitirmedik şey için söylüyorum buna. Normalde ders bittiğinde boşluktan sonra soru kelimesi no matter. Boşluktan sonra sıfat however. Ama so that, such that gibi bir araya yine sıfat gelebiliyor. Mesela bunu gördünüz. Cümle alanlar ve cümle almayanlar diye diyeceksiniz hoca kutular yapmıştı. Yani bu bile sizin bir şey öğrendiğinizi gösteriyor. Ama şu var siz bütün o kutuları yalayıp yutmadınız. Çünkü daha ilk kez görüyorsunuz. Daha soru çözeceksiniz. Mesela ben anlatırken size örneğin zıtlıkların geçişini zıtlıkların geçiş kelimesini söylersem ben ne diyorum mesela ikinci satır üçüncü kutu. Mesela niye böyle diyorum? Çünkü bir yer var bir sistematik var. Bütün geçişler üçüncü kutudaydı. Örneğin edatlar ikinci kutu üstündeydi. Bağlaçlar da birinci kutu. İşte biraz soru çözerseniz siz de aynı noktaya geleceksiniz. Yani bu hafta 2-3 gün buna bakmanızı ve soru çözerken bunu çözmenizi istiyorum. Ve kitabınızda arkadaşlar bakın zamanlar, modullar, pasifler bir de ifleri işledik değil mi? 4 konumuz bitti bu 5. konumuz. Geriye kalan 2 temel konumuz var. Non-close, relative close. Bu 2 konu sonra bitiyor yani. Şey olarak hatta bayramdan önce de bunu bitirebiliriz sizinle. Şey olarak bir ara ders yapabilirsek bilmiyorum şey diğer arkadaşlar gelebiliyor mu gelemiyor onu konuşuruz. Şeyi söylemek istiyorum yani 2 konumuz kaldı ama şu kitabınızda soru kitabınızdaki o kalan soruların hepsini bu bayram sürecinde bitirmenizi istiyorum. Bakın kesinlikle bu sizin için büyük bir fırsat. Onu bitirirseniz göreceksiniz soru üzerinde çöze çöze öğrenmiş olacaksınız. Bir şey daha Read Network okuyor musunuz? O okumaları yapıyor musunuz? Onu ihmal etmeyin çünkü onun sayesinde bütün kuralları cümlelerde göreceksiniz. Eğer yapamıyorsanız en son ekstra Güneş Hoca'nın dışında ben de sizinle bir gün yapacağım ki onu bitirelim. Onu da yapamıyorsanız artık buradan Ankara'ya kadar böyle bir sopa alacağız. Sizi oraya kadar döverek getirip götüreceğiz artık. Şiddete başlıyor. Medrese yöntemi diyormuşum. Yani onu bitirin. Çalışın göreceksiniz. Düzey arkadaşlar kendiliğinden gelişecek eğer yaparsanız. Yapmazsanız oturup çok üzülürseniz, çok dua ederseniz yani bilmiyorum artık şansınıza. Arkadaşlar bir sonraki 5 soruya göz atmanızı istiyorum şimdi. Amaç şey, o bilgiyi nasıl yansıtıyor musunuz, yansıtmıyor musunuz? O yüzden ona bakalım sonra beraber çözelim. Arkadaşlar bakalım. You tell me diye başlamış 11. soru. Bu böyle olduğu için arkadaşlar özne ve fiil var. Özne fiil olduğu için geçişler gidecek, edat varsa gidecek. Örneğin consequently, afterwards ve otherwise gitti. In case ve before kaldı. In case olasılığında, durumunda demekti arkadaşlar. Before ise önce demekti. Bakın bu yüzden bu soruya ne yapıyoruz? Hemen before diyoruz. Diyor ki tatil köyünüzün sahip olduğu bütün tesisleri saymadan önce Eylül'ün şey diyor, Eylül'de the last 2 weeks, Eylül'ün son 2 haftasında boş yerinizin olup olmadığını öğrenebilir miyim? Yani diyor önce bana boş yerinizin olup olmadığını söyle ondan sonra konuşalım şeklinde çeviriyoruz. Sonrakine geçelim arkadaşlar. That part of South Africa is safe. Güney Afrika'nın o kısmı güvenlidir. Boştan sonra diyor ki you stay. Bakın you stay demiş ya özne artı fiil var. Kimler gidebilir? Kimler gider ya da?
Despite a gitti. No matter doğru soru kelimesi aldı diye gitti. Whichever noun alır diye gitti. Geriye as long as ve whereas kaldı. Whereas zıtlıktı arkadaşlar. Cümle alır ama zıtlıktı. İki cümle zıtlık olacak, o da gider. Hatta whereas'in diğer bir anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? While. Ortak zıtlık için kullanıyoruz ya. Şuna bir örnek yazayım arkadaşlar. Örneğin the, az önce dediğim örneği yazayım aklınızda kalsın diye. The north of Turkey is rainy whereas the south is wet şeklinde. Bakın Türkiye'nin kuzeyi yağışlıdır. Güneyi güneyi ise kuzeyi yağışlı, güneyi ise kuraktır diyelim. Dry. Yanlış yazdım. Şeklinde arkadaşlar. Cevabımız as long as oldu. As long as neydi? Sürece, koşuluyla. Hatırlarsanız biz bunu nasıl görmüştük? So long as. Bir anlam bu. Değil mi? O şey provided that veya providing that diye görmüştük. Diğer iki anlam, bir anlamı da arkadaşlar onu da alta yazalım. Only if. Hem if'leri de hatırlamış oluyoruz. Tamam mı? Cevabımız A seçeneği oldu. Yani bu notunuzda var zaten. As long as, so long as, provided that, providing that, only if. Efendim? Eş anlamlı. Eş anlamlı. Duyamadım sesini o yüzden. Arkadaşlar 13. soruya bakalım. Kuzey İtalya ve Güney İtalya ne olmuş? Bakın diyor ki Kuzey İtalya yazın oldukça yağışlıdır. Tipik güney ise tipik olarak sıcak ve kurudur. Az önce verdiğim örnek zaten arkadaşlar. Whereas ve while. Bunlar cümle ortasına gelirken de arkadaşlar sürekli ne alıyor biliyor musunuz? Virgül alıyor cümle ortasına. Şimdi cümle olduğu için zaten bağlaştır arkadaşlar. Despite gelmez. Çünkü despite edattı. Bakın nevertheless neydi? Yine de. D ile E arasındaki ilişki ne? D ve E seçeneği. Therefore ve as a result. İkisi de eş anlamlı değil mi? So, therefore, as a result, as a consequence. Kutularınıza bakın arkadaşlar. Birinci satır, üçüncü kutu. Nedir orada dikkat ederseniz? Hemen eş anlamlı. So, therefore, as a result, consequently gibi geçiyordu arkadaşlar. Bu yüzden onlar da gidiyor. Sonra arkadaşlar 14. soruya bakalım. Craig's donation of his total winnings of 70,000 pounds. Arkadaşlar bu kısım, sarı olan kısım bize neyi veriyor? İsim mi, şey edat mı, bağlaç mı, geçiş mi? Bize neyi veriyor? İsim de değil mi? Çünkü fiil yok. Bir bağış var, bir bağış diye geçiyor arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Ya despite olacak ya da thanks to olacak. Geri kalan üçü much as. Much as neydi? Kim söyleyecek? Değil mi? Süper. Though, although, even though grubuydu. However yanına ne alırdı? Sıfat alırdı. As a result geçişti. Geçiş ne demek? İki cümlenin ortasına gelmek demek. O şekilde geçiyordu arkadaşlar. Böyle kullanıyorduk bunu. Cevabımız işte daha gelmedik ona. Despite mi? Thanks to mu? Despite ile thanks to'nun farkı neydi? Despite zıtlığı verirdi. Thanks to sayesinde yani nedeniyle sebep sonucu verirdi arkadaşlar. Thanks to. Anlam olarak thanks to. Thanks to değil mi sayesinde? O 70 bin poundluk bağış sayesinde Julia Amerika'da istediği ameliyatı olabilecek diyoruz. 15. Her new shoes could be leather, plastic, but if they are plastic they are very good imitation of leather. Yeni ayakkabıları diyor deri, boşluk, plastik. Fakat plastikse diyor çok iyi bir imitasyon, çok iyi bir kopya. Bakın iki seçenekten birini veren neydi? Ya ya da. Kimdi o ya ya dalar? Efendim? Yüksek sesle hocam. Either or, either or, ya ya da. Diyor ki onun yeni ayakkabıları ya deridir ya plastiktir. Ama diyor plastikse çok iyi bir imitasyon diyor, çok iyi bir şeydir şeklinde. Söylüyor. Arkadaşlar burada suggest, neither nor, whether or var ya. Suggest neydi?
Sadece gibi demek arkadaşlar. Neither nor. Ne de diyor. Neither nor. Ne de diyor. Şeklinde geçiyorum. Sonra arkadaşlar whether or ister ister şeklinde çeviriyoruz. Not only but. Sadece bu değil, bir de bu diye geçiyor. Either or, ya ya da demiştik. Arkadaşlar şu sadece ile ilgili örnek yazdım tahtaya. I work with people from universities like. Bu üniversitelerden insanlarla çalışıyorum. Arkadaşlar bakın, sadece'nin anlamını veren bir kelime like'tır. Like sadece'dir ve sadece'yi bir de böyle ayırabiliyoruz. Ayrınca daha havalı, daha üst düzey bir cümle görünüyor. I work with people from universities like the Ege, UE, UYU falan geçiyor işte. Sonra sadece sonra such universities as şeklinde de geçiyor arkadaşlar. Ama anlam olarak aynı şeyi veriyor bize. Dediğiniz gibi. Böyle bir şey. Arkadaşlar bir de şey, size bir ödev vereceğim ama bu ödevi sözlüğe bakmadan yapmanızı istiyorum. Bu bizim şu ana kadar ilk 10 tane akademik çeviri yapmıştık ya. O akademik çeviride ki cümleler, cümleyi de olduğu gibi oradan aldım. Hiç cümleyi değiştirmedim. Arkasında kelimeler var, önünde cümleler var. Yani burada da yapmak istiyorsanız benim derse devam edeceğim ama size herhangi bir sınıfa alıp burada da sınavınızı yapabiliriz. Yani çok. Hatta bir şey, siz dersi bitirmeden şu şeyi de yapalım.